sanıyorsun? Ne zehri, ne ölüm? O gece, hasta olduğunuz gece, zehri ben koydum. Ama yapmadım. Şehzadem. Validem, neden görmek istediniz beni? Merak ettim kızım. Gülfem huzursuz olduğunu söyleyince... Gülfem, anladın mı yoksa? Sultanım, hayır. Ne anlatacaktı? Hatice. Endişelenmeyin validem, bir şey yok. Nasıl yok? Ne bu halin öyleyse? Valide Sultanım, rahatsız ediyorum. Lakin mühim bir mevzu var. Şehzadem, beni affedin. Tamam, bırakma kendini. Yorma kendini. Ağlar, nerede kaldı bu hekim? Neden gelmiyor? Şehzadem. Buradayım ben, buradayım. Ben size bir evlat vermek isterdim. Ama aldılar benden. Kıydılar. Tamam, yorma kendini. Yorma, yeter. Şehzadem, ben sizi çok sevdim. Beni unutmayın. Efsun'u, aç gözlerini. Efsun, aç gözlerini. Hünkârım, Avusturya elçileriyle görüşmelerim devam ediyor. Bir kez daha kabul edeceğim. Akabinde istediğimiz anlaşmayı kabul edecekler. Âlâ. İbrahim, hazırlığını yap. Bu anlaşmadan sonra yola revan olacaksın. Doğu seferi için gereken tedbiri alman icap eder. Nasıl arzu ederseniz. Gel. Hünkârım, Mahidevran Sultanımız geldiler. Meşgul olduğumu söyleyin, daha ya sen dönsün. Hünkârım. Mahidevran. Söyle. Bağışlayın. Fakat beklemeye tahammülüm yok. Bir an evvel duymanız lazım. Hürrem Sultan. Oğlumuzu, Mustafa'yı zehirlemeye kalkmış. Peki bu hain emelinde muvaffak olamadı. Fakat düşüncesi bile korkunç. Kimin haddine bir şehzade? İbrahim Paşa, bizi yalnız bırak.
Mahidevran. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bu sözlerin geri dönüşü yok. Efsun, şehzademin gözdesi. Az evvel can verdi. Nasıl? Gebe kalmış gafil. Düşük yaptı. Ölmeden önce itiraf etti. Mustafa'mın hastalandığı gece. Kendisi koymuş yemeğine zehri. Fakat kıyamamış, vazgeçmiş. Söylediğine göre Hürrem Sultan vermiş bu emri. Bana inanmıyorsanız Mustafa'ma sorun.